Tuğba Hanım röportajında tüm yemeklerimi güzel buldular ama beğenip beğenip az puan verdiler bence yorumunu yaptı. Evet, her şeyi güzel buldular. Yani sadece çorbada ciddi bir pilavda ciddi bir sorun vardı. Genel olarak beğendiler. Çok kötü yorumlar almadım ama düşük puan verdiklerini düşünüyorum. Niye öyle düşünüyorsun? Ters köşe yapmış olabilirler bana. Çünkü çok da bir bay ana en çok ana yemeği beğendiler. Ana yemeği bayağı bir puan ana yemeği tek başına ana yemeği bir 3 puan vermeleri lazım. Ama onlar genel bir sofraya 3 puan vermişlerdi diye düşünüyorum. Merak etmeyin, haftanın finalinde göreceksiniz. Göreceğim. İnşallah 3 bari görürüm diyeceğim şimdi. Göreceksiniz. En yüksek puanı kimden bekliyorsunuz peki? En yüksek Turgut Bey'den bekliyorum. Niye? O daha sıcak yorumlar yaptı çünkü. Ondan biraz daha yüksek puan bekliyorum. Ben de kötü yorum Polina yapmadım ama. Çok... Polina da evet, Polina evet, da güzel evet, yorum Polina yaptı. Polina her şeyi beğendi, senin her verdiğin her şeyi evet, her şeyi beğendi. Bir tek pilavı var. Bir de pilavı. Evet. Evet. Ama Tuğba Hanım, ben her şeyi beğendim demedim. Lezzetine sıcak yorumlar yaptınız dedim. Sıcak yorumlar yaptım. Netice itibariyle nimet diyoruz. Dikkat et. Nimete yanlış bir yorum yapılmaz. Yapılan eksikler eleştirilir. Ben de orada eksiklerinizi buldum, eleştirdim ama dediğim gibi köfteniz çok güzeldi. Ve ara sıcakta, ara sıcağınız da çok güzeldi. Çünkü dar giriş geliş alanlarım. Dostes, aslında bu çorba sunumunu sofrada yapsalar daha kolay değil mi? Böyle götür getir. Çorba çok zor oluyor ya. Çorba gelse, bak dök kenarlarına bulaştırdı kadın tepsilerle, böyle tepelerde. Burası kamera dolu olduğu için. Sevgili izleyicilerimiz. Polina Hanım'sa dün için Tuğba'nın menüsü beni çok mutlu etti. Benim için iyi oldu dedi. Ne demek istedin orada? O acıdan dedim. Çünkü sen daha önce bir şampiyonluğun var. Evet, daha önceki birinciyim var ve biraz tecrübem var. Polina Hanım herhalde diyor ki Tuğba Hanım benim rakibim olamaz. Olamaz, evet. Rakibim olamaz, yemekleri çok basit. Ben daha zor yemekler yapacağım demek istemiş. Evet. Evet, öyle demek istedim. Öyle diyor ama bütün lezzetleri en çok da o beğendi. Polina Hanım, neden gerçek düşüncelerinizi masada dile getirmiyorsunuz? Kimseyi kırmak mı istemiyorsunuz? Evet, kırmak istemiyorum. Neden arkalarından konuşuyorsunuz o zaman? O zaman izine konuşurum. Çorbaya sos ister misiniz Polina Hanım? Ben isterim. Çok az bir şey alayım, yeterli. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Ayşe biraz uzat. Yeter, az, teşekkürler. Çok az. Afiyet tamam. Olsun. Dün içtiğiniz Çeşme Niger çorbasının sosuna benziyor değil mi? Hiçbir farkı yok. Biraz daha yanmış hali sanki, evet. Baharatlar biraz daha koyu. Peki o zaman Tuğba, başla sunuma. Nasıl yani? Sunum şu anda güzel. Şuradaki leke olmasaydı daha güzel olurdu. Hoş görürseniz. Gidiş gelişler biraz şöyle dar olduğu için. Öyle bir his geldi bana. Peçete var, silebilirsiniz. Peçete verir misiniz? Bu arada ekmek alır mıydınız? Ekmek. Yok, ekmek almıyorum. Yok. Ben uzatırım. Almak isteyen var mı? Almak isteyen. Tamam. Nasıl buldun yani? Şu anda sunumu güzel. Sadece bana yağındaki baharatlar biraz yanmış gibi geldi. Yani rengi koyulaşmış. Aslında kırmızı toz biber olduğu için öyle görünüyor size. Yok, içinde onun nane falan var nane galiba. Nane var evet. Biraz, toz biber olduğu için. Biraz koyu geldi bana rengi. Polina, sunum nasıl? Sunum güzel. Turgut? Evet, sunumu güzel. Yine kırmızı biberle beraber yağ, nane üzerinde gezdirmiş. Sunumu güzel. Yine benim tercihim yine üzerinde bir yaprak. Maydan. Nane olsaydı. Ben yarışmacımızın yerinde olsaydım bir demet maydanozu oraya koyuvermiştim. Bence sadece Turgut Bey'e tabağını koyabilirdi. Ama zaten kuru nane var. Bir ama de... kuru nane aynen. İşin nane nasıl içine koyacağız gömülür, içine? Çorba. Ben zaten görsellik anlamında bahsediyorum. Yani o naneyi yaprağını da alıp kenarda bırakıyorsun zaten. Ayşe sunum nasıl? Olması gerektiği gibi. Yani farklı bir şey görüyorum. Açıkçası ben yorumlamak dahi istemiyorum sunumu. Çünkü mercimek çorbası dahi görmek istemiyorum artık. O zaman buyurun, afiyet olsun. Mercimek çorbası. Afiyet olsun. Turgut, niye içmedin? İçtim Seda Hanım, tadına baktım. Nasıl? Çorbayı biraz kıvamını, patatesinin biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Kıvamı kalın mı geldi size? Yani kıvamı çok kalın değil, yalnız koyu değil. Patates biraz fazla olmuş gibi geliyor bana. Tam diğer, aksine patatesi çok az kullandım. Kaç tane kullandınız? Yarım patates koydum. Yarım patates. Evet, bir patatesin yarısını. Ben koydum. Biraz daha patates tadını fazla aldım. Başka bir tatla karıştırmış olabilir misiniz? Çünkü ya zaten sebzeli olacak başka içerisinde. Başka sebzeler de var. Havuç olacak içerisinde. Evet. Soğan olacak tabii ki. Çünkü patatesi çok az koydum. Kapya biber var. Yani bunlar olması gereken. Havuç var, patates var. Ama ben var. Bilmiyorum, belki bana öyle gelmiştir.
Ama netice itibariyle... Tadı nasıl? Tadı ellerinize sağlık. Beğenmedim ben çorbanız. Ellerinize sağlık. Turgut Bey röportajında dünkü mercimek çorbasını çok eleştirdi. Neden bunun yerine farklı bir çorba seçmemiş dedi. Bunu seçme sebebimi aslında açıkçası menüm biraz ağır uğraştırıcı bir menü olduğu için... çorbada çok fazla vakit kaybetmemek için bu çorbayı seçtim. Bu çorba da bizim zaten bildiğiniz yöresel vazgeçilmez bir lezzetimiz yani mercimek. Ben bu çorbayı neden seçti derken şunu düşünerek söyledim. Ara sıcağınızda et, ana yemeğinizde et. Onun için olduğu için yani bu çorba yani evet, ana işte, yemeğiniz biraz daha ağır. Ana yemeğim ve ara sıcağımda etli olduğu için çorbayı ikisi de et daha olduğundan hafif yapmayı dolayı tercih ben ettim. Çünkü çorbasını... tavuklu veya etli bir çorba da tercih edebilirdim. Ama iyice ağırlaştırmak istemedim. Ondan dolayı söyledim ben bunu. Çünkü ben diğer menüdeki ürünlerimi yöresel oldukları için seçtim. Çünkü başka çorbalar birçoğunda tavuk sulu olur veya tavuklu olur, etli olur, düğün çorbasında et olur. Evet. Hani etli tavuklu çorba tercih etmemek için ben bunu tercih ettim aslında. Bilemiyorum yani ben. Yani o menünün yanına yakışabilecek başka bir çorba söyleyebilir misiniz yani bana? Yani söyleyecek olduğun çorba çok var. Mesela? Etli yapıyorsun hem ara sıcağın hem ana yemeğin yanına yayla çorbası olabilir. Gayet güzel bir şekilde. Bence evet, yoğurtlu bir çorba olabilir. Yoğurtlu çorba çünkü olabilir. Çünkü onda da pirinç olacaktı. Bu defa diyecektiniz ki ana ama yemekte pirinç, de ara sıcakta da pirinç hayır kullanmışsın. Bir de çorbada pirinç kullanmışsın. Ya mutlaka eksik olanlar eleştirilecek. Yani menüme yakışmayacaktı. Ama şimdi ben şey istiyorum senden Turgut. Yani çorba olmuş mu olmamış mı? Çorba benim istediğim kıvamda değil. Söylemek istediğim ellerine sağlık. Biraz patatesi, sebzesi bana fazla geldiğinden dolayı onun için yani ben onu kabul beğenemem. Edemem patatesi dediğim gibi. Evet. Çok az kullandım, yarım. Yarım patatese çok diyorsunuz. Ve kıvamı gayet akışkan ve olması gereken gibi. Benim olsa bu defa. Benim görüşüm böyle. Bir saygı duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Zeynep Hanım, çorbanın çok güzel olduğunu, kıvamında olduğunu söylüyorsun ama çorbayı bir kere yakmışsın. Patates aşırı derecede yoğun. Bana öyle geldi. Bilmiyorum sana ne geldi. Sen tabii ki çorbanı savunacaksın. Ama ben de yediğime göre, damak zevkime göre onu yorumlamak zorundayım. Çorbayı yakmışsın ve patatesi bana göre fazla geldi. Çorbanı beğenmedim. Ayşe'cim. Ben kıvamını beğendim. Ama keşke sosu koymasaydınız. Niye diyeceksiniz? Sosu koyduktan sonra bir acı tat geldi. Acı derken öyle acı değil. Pul biber acısı değil. Yanık biber tadı geldi zaten. Sanki. Yanık tadı var. Yok yakmadım. Hakikaten onu bozdu yani çorbayı. Tercih etmeyebilirdiniz. Ben sosu sonradan getirdim zaten. Yani hani... Keşke önce tadına bakıp sonra sosu keşke isteseydiniz. Öyle yapsaydı. Çorbanın biraz dibi tutmuş ama. Evet yanık bir tat dedim. Yani sos damakta için kötü dedin, bir tat bırakıyor. Sos için dediniz. Ama sostan da olabilirdim. Ama sos da hakikaten yanmış. Yok sos yanmamış. Da yanmış. Sadece düdüklüde yaptığım için çok bakın, az bakın, bir tutmuş hemen tencereyi değiştirip. Yoksa kıvamı bak çok güzel. Tadına da yansıdığını çok zannetmiyorum çünkü ben de şu an yiyorum. Yanık, ağır bir yanık tadı yok yani ya, çorbamda. Var, bir yanık tadı var çorbanızda. Açıkçası ben beğenemedim. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Zeynep Hanım, çorbanızda yanık tadı var. Ben yanık tadı var olduğunu söylediğim halde siz yok diyorsunuz. Bence dibini tutturdunuz. Ben bu yemekten anladığımı düşünüyorum. Bence siz yemekten anlamıyorsunuz. Ayşe Hanım, mercimek çorbasıyla sınıfta kaldığınızı söyledi Zeynep Hanım. Cevap vermek ister misiniz? Evet, ben cevabımı vermiştim zaten. Yemeklerimde ağır kullandığım için, başka bir çorbaya yakıştıramadığım için geleneksel, klasik bir çorba seçtim. Ya açıkçası ben bir yoğurtlu çorba beklerdim o yemekleri sıralamasında. Emin olun ki yoğurtlu çorba da yapsaydım. Bu defa diyecektiniz ki içinde tavuk var, içinde et var. Zaten menünde et var, et pirinç var. Yani yorum sizin. Ben bunu sizin yakıştırdım, tercihiniz. Bunu yaptım. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Teşekkürler. Tuğba'cığım. Ben çorbanın kıvamını öncelikle biraz sulu buldum. Ben normalde mercimek çorbasını biraz daha koyu kıvamlı severim. Bir de kapya biber hiç tercih etmem çorbada yani buna hiç yakıştırmıyorum. Salça kullandınız mı içinde? Çok az var. Domates salçası mı? Evet. Hiç domates salçası da kullanmam ben. Yani biraz bana şey geldi, bir yanık tadı kesinlikle var ama az bir şey bir yanık tadı geliyor. Dediğim gibi kabul ediyorum. Ya sostan ediyorum. Ya evet, çorbadan zaten, hafiften bir, şey bir vuruyor. Ama kurtardım hemen. Tereyağı da üstüne tereyağı yetişti. Koyduk ya bizim tercihimiz oldu ama biraz ağır oldu çorbada.
Ama kıvamını biraz daha koyu beklerdim. Zeynep Hanım, siz benim çorbamı hiç beğenmediniz ama kendi çorbanızın da kıvamı çok sulu. Ve kapya biberleri içinde beğenmedim ve ciddi bir yanık kokusu vardı. Yakmıştınız yani çorbayı, hiç beğenmedim. Peki dünkü yorumlarını göz önüne aldığımızda Zeynep Hanım'ın bugünkü ses tonunu ve tavrını nasıl buluyorsunuz? Çok heyecanlı, konuşurken sesi titriyor bir kere. Dün çok iddialı konuşmuştu. Bu çorba yerine çok daha iddialı bir çorba bekliyordum ondan. Açıkçası ben de. Ben çorbada çok iddialı konuşmadığımı düşünüyorum. Yani genel olarak çok iddialı konuştunuz. Ben sizi çok dişli bir rakip olarak görmüştüm açıkçası. Bir mercimek çorbası beklemiyordum ama. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Yine. Polina? Bence de davet sofrasına mercimek çorbası yakışmıyor. Yani, mesela nasıl bir çorba olabilir? Yani böyle yakışabilecek bir çorba duyabilir miyiz? Domates mi çorbası olabilirdi mesela, üstünde kaşar olabilirdi. Ne çorbası? Domates çorbası. Peki mevsiminde miyiz? Yani bu defa mevsiminde değiliz. Ama... Domates bu mevsimde nasıl yediriyorsunuz diyecektiniz. O yüzden tercih ama etmedim. Değişik ama siz öyle bir yapacaksınız çünkü... ki bize yedirecektiniz o domates çorbasını bence. Ama sonuçta bence taze domates alacağım ve bu aldığım taze domates hiçbir zaman... mevsimde olmadığı için ne renk verecek, ne tat verecekti. Kış aylarında zaten evimde genelde kullanmamaya çalışıyorum. Sadece çeri domates salatalarımla alıyorum kış aylarında. Kaldı ki çeri domatesden çorba biraz zor. Hani kalkıp domates çorbası yapamazdım bu mevsimde.